Yavaş baktım kalbine yaktın, aşkın hemen benim boynuma taktın. Bahçeme gülüm kapında kuruk, olmaya razıyım sevgilim seni. Canım fedanım senin yoluna, günahlarım da benim boynuma. Çıkalım senle Bağdat yoluna, sen müşahitsin ben garip sence. Attın kalbime demirden pençe, attın kalbime demirden pençe. Mehtap senin güzel yüzünde, seyretmem yolunu senin dizinde. Bahçende gülün, kapında kulun, olmaya razıyım sevgilim seni. Canım fedadır senin yoluna, günahlarım da benim boynuma. Çıkalım senle Bağdat yoluna, sen müşahitsin ben garip sence. Attın kalbime demirden pençe, attın kalbime demirden pençe, attın kalbime demirden pençe, attın kalbime demirden pençe. Abla, sular yolunda Bey abiye çarptım. Ahmet abi de tedavisi için buraya gönderdi. Geçmiş olsun efendim. Buyurun, şöyle oturun. Gidebilirsiniz şoför efendi. Bisikletimi lütfen dışarı bırak. Geçmiş olsun. Sağ ol. Lütfen pantolonunuzu sıvayın. Bugünlerde de kazalar bir hayli çoğaldı. Diziniz epeyce sıyrılmış. Herhalde ıstırap veriyordu. Pek o kadar değil. Teşekkür ederim. Borcumuz? Sonra hepsini birden alırız. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anne. Ah, ne oldu bacağına? Hiç anne, bisikletten düştüm, hafifçe sıyrıldım. Vah vah, geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Anne. Ne var canım? Sarıyer'deki eczanenin sahibini tanıyor musun? Evet, Namık Bey. Her hafta onlara çamaşıra giderim. Bir de Nalan isminde güzel kızları vardır, neden sordun? Hiç, aklıma geldi de. Bana öyle tesir ettiniz ki. Fakat ben nişanlıyım. Affedersin. Tedaviniz bitti. Erol. Bir tuhafsın, yoksa hasta mısın? Hayır, sana öyle gelmiş anne.
oğlum. Canın niye sıkılıyor söyle. Bir anne olarak elimden geldiği kadar sana yardım etmek isterim. Sağ ol anneciğim. Her istediğimi yapacağına eminim. Beni okutabilmek için el kapılarında çamaşır yıkamaktan tut da fabrika köşelerinde yıllarca çalıştın. Saçını benim için ağarttın. Şu ellerinin içi benim okumam için nasır tuttu. Bunlar bir annenin vazifeleri. Yükselmeni istiyorum. Seni bir doktor olarak görmek en büyük arzum. Neye sıkıldığını hala söylemeyecek misin? Senin şu anda yapabileceğin bir şey değil anne. Zamanı gelince söylerim. Olsun Erol Bey. Neden pansumana gelmedin? Sizi öyle merak ettim ki adresinizi bilseydim evinize gelecektim. Alakanıza çok teşekkür ederim. Dizim iyi olunca lüzum hissetmedim. Ama pansuman borcumu ödemek için bu hafta içinde gelecektim. Yok, konuşmalarım yanlış anlaşılmasın. Demek diziniz iyi olunca gelmeye lüzum hissetmediniz. Bense günlerce yolumuzu bekleyip durdum. Hiç zannetmiyorum. Nalan! Nalan! Arkadaşlar seni bekliyor. Erol Bey'i gördüm de. Arkadaşlar seni bekliyor. Dur tanıştırayım seni. Nişanlım Ahmet, Erol Bey. Hadi gidelim. Bir serseriyle tanışmak istemem. Bu sözünüzü aynen size iade ederim. Yanınızda Nalan Hanım olmasaydı ben bu sözün cevabını başka türlü verirdim. Senin bu kaba hareketlerine tahammül edemeyeceğim. Al yüzüğünü. Bu yaptığına bir gün pişman olacaksın. Erol, seni bütün kalbimle seviyorum. Bunu bakışlarımdan anlamaman için kör olman lazım. Nalan, bu sözleri senden duymak ne büyük saadet. Emin ol, inanamıyorum. İnan Erol. Seni gördüğüm ilk anda işte sevebileceğim tek erkek demiştim. Hiç ayrılmayacağız değil mi Nalan? Evet, hiç ayrılmayacağız. Herkesin içinde Ahmet Bey'i rezil etmeye kızınızın hakkı yok. Nalan gelince terbiyesini vermelisin. Aksi halde Namık Paşa sülalesinin şerefi sözü sıfıra iner. Terbiyesiz. Ailemizin şerefini iki paralık ettin. Bunu yaparken utanmadın mı? Ben ailemizin şerefini lekeleyecek hiçbir harekette bulunmadım. Sus! Utanmadan bile karşılık veriyorsun. Bak kızım, bu yapmış olduğun hareketi halan ve ben iyi karşılamadık. Ahmet'le barışacaksın. Hayır baba, onunla barışmak değil, yüzünü bile görmek istemiyorum. Bu iş olacak Nalan. Muhakkak kızın fikrine biri girmiş. Olabilir. Erol girdiği bütün derslerini muvaffakiyetle vererek tıp fakültesini bitirdi. Şimdi bu mutlu haberi annesine ve hayatının çiçeği olan Nalan'a haber vermeye gidiyordu. Demek imtihanlarını muvaffakiyetle verdin. Evet Nalan. Her an beraber olacağımız günler yaklaştı. Hemen nişan yapar, iş bulup bir müddet çalıştıktan sonra da düğünümüzü yaparız. Erol, bilemezsin şu anda ne kadar mesutum. Baksana ne oldu. Ne güzel. Aşkımızın, sevgimizin, mesut günlerimizin hatırası olarak bunu sana hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şurada ne güzel kulübe var bak. Kimse yok galiba. Kraliçem, sizin için yaptırmış olduğum muhteşem sarayımızı görmek ister misin? Bak ne güzel.
güzel bir yer burası. Bu halimizi hiç unutmayacağım. Mesut günlerimizin mesut hatırası. İstersen senin olur. Burada. Aşklarını bu dağ kulübesinde ebedileştirdiler. Artık tamamıyla seninim Erol. Ağlıyor musun Nala? Saadetimden, senin olmanın sevincinden ağlıyorum. Şu anda ne düşündüm biliyor musun? Bir gün bu fakir kulübeyi alıp evimizi buraya yaptıracağım. Artık bu kulübe bizim aşk mabedimiz oldu. Şu karşı tepedeki ağacın altında birbirimize ettiğimiz aşk yeminini hatırlıyor musun? Yaşlanıp çocuklarımız olduğu zaman onlar ağacın altında oynarlarken bizler de seneler evvel başımızdan geçen bu tatlı anları anıp o günleri tekrar yaşarız. Gece oldu, hala Nalan meydanlarda yok. Bir genç kız bu saatlere kadar sokaklarda kalamaz. Geldi işte. Bu saatlere kadar neredesin? Baba, bu saatlere kadar dışarıda kalmam biliyorum suç. Bundan sonra böyle bir endişeniz olmayacak. Neden? Yakında evleneceğim. Yarın da gelip beni sizden isteyecekler. Kim? Hani bize her hafta çamaşır yıkamaya gelen Zehra teyze var ya. Onun bu işle ne alakası var? Oğluyla evleneceğim. Oğlu mu? Olamaz. 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 Ben kızımı çamaşırcının oğluna veremem. Birbirimizi deli gibi seviyoruz. İnsan büyüklerinin yanında bu şekilde konuşmaz. Bu işi aklından çıkar. Belediye reisinin oğluyla nişanı boz, git çamaşırcının oğluyla evlen. Böyle bir şey bizim ailede olamaz. Onunla evlenmeye mecburum baba. Ne? Yoksa... Evet baba. Ailemizin şerefini iki paralık ettin. Seni asil biriyle evlendirmek istedim ama... olan olmuş bir kere. Kızımız Nalan'la oğlumuz Erol'un... nişan yüzüklerini huzurumuzda takıyorum. Sağ olun. Kızım, mesut ve bahtiyar olun. Teşekkür ederim. Oğlum, siz de mesut ve bahtiyar olun. Çok mutluyum Erol, biliyor musun? Ben de. Ağacın altında birbirimize aşkımızı söyledik. Bu ağacın altında evlenmeye karar verdik. Bunun hatırasını nerede olursak olalım analım. Bir gün birbirimizi kaybedersek buraya gel beni hatırla. Seni kaybetmek mi? Buna tahammül edemem. Ya ben? Ben Erol. Ben tahammül edebilir miyim? Sensiz hayatın hiçbir kıymeti yok. Bir gün seni kaybedersem öldürürüm kendimi. Nalan. Düğünümüzü yapmak için çalışmam lazım. Zira babam bize hiçbir maddi yardımda bulunmuyor. Bunun için Bağdat'ta bir fabrikada hususi bir doktorluk da buldum. Bir iki seneliğine oraya gitmeye mecburum. Olamaz. Senin ayrılığına tahammül edemem. Bu ayrılık ikimiz için de acı olacak ama... saadetimiz için gitmekten başka çarem yok. Orada çalışır, para biriktirir... gelince de şahane bir düğün yaparız. Günler geçti. Erol Bağdat'ta işine dört elle sarıldı. Tek arzusu para biriktirip biricik sevgilisi Nalan'a dönmekti. Erol, Nalan'a olan sevgisini unutabilmek için bütün gücünü hastalarına verdi. Kolay gelsin doktor bey. Teşekkür ederim. Buyurun Leyla Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Babam burada yok mu? Zannedersem odasında. Sizi rahatsız etmeyeyim öyleyse. Rica ederim. Görüşelim. İnşallah. Buyursunlar efendim.
Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsın sen efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Gece vakti sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Rica ederim efendim, vazifem. Leyla Hanım nerede? Odasında sizi bekliyor. Müsaadeniz. Tam bize damat olacak genç. Şu anda ben de bunu düşünüyordum. Yarın ona bu usta bir teklif yapacağım. Ya çok iyi olur. Giriniz. Geçmiş olsun Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Neniz var? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Şuramda da bir sancı var. Sizi bir muayene edeyim. Erol, seni seviyorum. Hem de deli gibi. Benim hastalığım seni sevmek. Rica ederim Leyla Hanım. Böyle boş düşünceyi bırakın. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Çirkin değil. Bilakis buranın en güzel kızı olduğunuzu söylememe bilmem lüzum var mı? Demek beni herkes gibi güzel buluyorsun. Evet, ama bir arkadaş olarak. Siz bir küstahsınız. İyi geceler Leyla Hanım. Korkuttuğum için özür dilerim. Lütfen dışarı çıkın. Nalan, seni seviyorum. Benim olmanı istiyorum. Başkasından peydahladığın çocuğun olsa dahi. Sen sarhoşsun, çık dışarı. Evet sarhoşum, sen sarhoş ettin beni. Çek bir sellerin üzerimden. Benim olacaksın. Benim olacaksın. Üzerime gelme. Gelme üzerime dedim. Çekil git buradan. Benim olacaksın dedim. Benim. Yoksa seni vururum. Etmek istedim. Onu öldürdüm. Cinayet ha? Ne? Sen mi öldürdün? Evet baba. Ben hemen polise gidiyorum. Aile şerefimizi mahvettin. Karnında taşıdığın piç yetişmiyormuş gibi bir de cinayet işledin ha. Katil oldun. Baba. Namusum için mecbur oldum. Sus! Defol evimden! Benim kızım yok artık. Beni herkese rezil ettin. Aile şerefimi beş paralık ettin. Baba, babacığım, beni affet. Ne istersen söyle. Ama evinden beni kovma. Beni himayenden mahrum etme. Ben yalnız ne yaparım? Onları evvelce düşünseydim. Böyle buyurun. Cinayeti kim işledi? Ben.
ben işledim. Buyur müdür yeter. Baba, beni affet. Bana yardım et. Kendimi çok perişan hissediyorum. Buralardan uzaklaşık. Nalan kaderin sillesini yemişti. Artık yapacak hiçbir şeyi yoktu. Tek düşüncesi karnında büyüttüğü yavrusuydu. Günler geçmiş, ne babası ne de halası onu arayıp sormuştu. Nalan Erol'a mektup yazmayı, ona her şeyi anlatmayı zaman zaman düşünmüş, sonra vazgeçmişti. Ona hangi yüzle bakacaktı? O bir katildi. Ama ne olursa olsun yazmalıydı. Erol, bu mektubu okuduğun zaman üzüleceksin, bunu biliyorum. Beni şimdiden affet. Ben seni hiçbir zaman sevmedim. Sadece sever göründüm. Sen benim için bir gönül eğlencesinden başka bir şey değildin. Bir aşk oyuncağındın. Müşterek bağımız olan çocuğumuzu merak etme. Onu düşündüğümüz gibi yetiştireceğim. Ona senin yokluğunu belli etmeyeceğim. Bu mektubu okuduğun zaman çocukluğumdan beri sevdiğim biriyle evlenmiş olacağım. Beni unut, arama. Daimi muvaffakiyetler, Nalan. Olmaz, olamaz. Nalan başkasıyla evlenemez. Ne var, ne olmuş ki oğlum? Anlatsana evladım. Anne, ben hemen İstanbul'a gidiyorum. Erol! Çocuklarını dünyaya getirirken Erol bundan habersiz, hayat çiçeğini, biricik sevgilisi Nalan'ı unutabilmek için Leyla ile evlendi. Seneler böylece geçti. Nalan cezasını çekerek hapishaneden çıktı. Nereye gidecekti? Bunu bilmiyordu. Tanıdığı birkaç eve gitmeyi düşündü, sonra bundan vazgeçti. Nalan'ın çocuğu için yaşaması lazımdı. Şuursuz bir halde sokaklarda saatlerce dolaştılar, dolaştılar. Acıktılar, paraları yoktu ki bir şey alsınlar. Nalan kendini değil, çocuğunu düşünüyordu. Anneciğim, çok acıktım. Yavrum, biraz daha sabret. Sabredemiyorum, üşüyorum da. Hadi gel. Gel şurada oturalım biraz. Anne, bizim evimiz yok mu? Yok çocuğum, hiçbir şeyimiz yok. Arzu ederseniz benim mekana gelin. Benden korkmayın, gelin. Beni burada herkes tanır. Bana arabacı Tahir derler. Evim de şuradadır. Anneciğim çok üşüyorum. Herkesin babası var anne. Benim babam yok mu? Ne zaman gelecek? Benim talihsiz yavrum. Alın yazın böyleymiş. Ateşler içinde yanıyor. Oğlumun hastalığı karşısında çaresiz kalıyorum Allah'ım. Çaresiz kaldığınız nedir? Söyleyin de bilelim. Fikret'im üşüttü. Ateşi var. Kötü olmasından korkuyorum.
Bunu çocuğa aldım. Bununla da yemek yapıp yersiniz. Bu iyiliklerinizi ömrüm boyunca unutmayacağım. Bir gün size bunları öderim. Ben bir doktor çağırayım. Bak, bak amcan sana ne almış. Anneciğim, anneciğim çok üşüyor. Zavallı çocuğum. Nalan günlerce burada kalır. Evin kadını gibi çalışır. Bir gün arabacı Tahir ona evlenme teklif eder. Bu teklif Nalan'ı düşündürür. Gidecek bir yeri olmayan Nalan, çocuğuna iyi bir istikbal hazırlayabilmek için kabul eder. Bir de ondan kız çocuğu olur. Fakat Tahir, Nalan'a evlendiği günden beri ıstırap çektirmektedir. 4 yıl daha geçer. Kader büyümeye başlar. Anne, benim uykum geldi. Yatırsana beni. Peki Kader, geliyorum. Bu ne? Kolye. Bunu bana versene. Büyü vereceğim. Şimdi kaybedersin. Kaybetmem, ver onu. Kader kızım. Bu benim en kıymetli bir hatıramdır. Onu ömrüm boyunca boynundan çıkarma. Bir gün beni kaybedersen bununla anarsın. Zavallı bir anam vardı diye. Anamı kesen ben, babamı kesen yine ben. Var mı bize yan bakana? Neredesin şeytan karı? Buradayım Tahir. Bu gece misafirlerim var, bize sofra hazırla. Efendim buyursunlar efendim. Geliyoruz Tahir'cim. Buyurun, rica ederim, buyurun. Şöyle oturun bakayım, eviniz gibi yani oturacaksınız. Sen de soyun dökün bakalım ha. Ne oluyor bakalım? Benden utanmıyorsan çocuklarından utan. Bu şekilde eve gelinir mi? Sana mı soracaktım kaltak karı? Hadi sofrayı hazırla. Hayır, hazırlamayacağım. Ben senin elinin kiri değilim. Sus! Sefil kadın! Ay mazlum! Yavrularım benim! Seni sokaklarda sürünürken aldığımı unutma! Gene oraya gideceksin! Defol evimden! Defol diyorum sana! Anne! Anne! Anneciğim gitme! Çocukları bırak! Onlar benim çocuğum! Onları hiç kimseye bırakmam! Onlar benim çocuklarım, anlıyor musun her şeyi? Defol evimden! Anne! Bırak çocukları! Bırakmam! Defol! Defol diyorum sana! Bırakmam! Hadi! Yavrular! Defol! Anneciğim! Aç kapıyı! Aç! Ne alıyorsunuz be? Hadi odanıza! Aç kapıyı diyorum! Beni çocuklarımdan anne ayırma! Hadi, çalın da neşemizi bulalım. Sen hala burada mısın? Defol git, gözüm görmesin seni. Başımı belaya sokacaksın. Çocuklarımı bırakıp da bir yere gidemem ben. Senin çocukların yok artık. Bir daha gözüme gözükme. Seni öldürürüm. Onların iyi olmasını istiyorsan buralarda gözükme. Şimdilik gideceğim ama tekrardan geleceğim. Bakma arkana, yürü! Gebertirim seni! Tahir, bu kadın bizi her zaman rahatsız edecek. Onun için bizim eve yerleşelim. Peki hayatım. Çocuklara iyi bakacaksın değil mi?
Senin çocukların benim çocuklarım demektir. Tek hatıra bana. Açlıktan perişan bir haldedir. Hiçbir yerde çocuklarının izine rastlamamıştır. Nalan onlarsız ne yapacak? Kader onu nereye, hangi batakhaneye sürükleyecek? Hanımefendi, arzu ederseniz bir yemek yiyelim. Buyurun. Beğeneceksiniz burasını, buyurun. Bakın, şurası boş. Mezesiyle. Peki paşa. Ben hiç geçmem. Bir kadeh alırsınız canım, tanışmamızın şerefine. Bunu niçin yanınızda taşıyorsunuz? Bu benim. Bir anda kaybettiklerimin hatırası. Onlardan bana kalan tek hatıra. Seneler su gibi akıp gitti. Nalan çocuklarının ıstırabı içinde ne yaptığını bilmez bir insan oldu. Geçen zaman içinde biricik annesini, kayınvalidesini ve pederini, sonra da karısı Leyla'yı kaybetti. Bu hadiseler onu yıprattı. Zengindi fakat mesut değildi. Hala Nalan'ı düşünüyordu. Bir gün... Sizi rahatsız ettim beyefendi. Buyurun, oturun. Emriniz? Estağfurullah efendim, ancak ricalarımız olur. İmal etmiş olduğunuz ilaçlardan almak istiyordum. Peki efendim.
Siz Nalan'ın babası değil misiniz? Evet. Beni tanıdınız. Çamaşırcı kadının oğlu Erol. Erol mu? Nalan nerede? Şu anda nerede olduğunu emin olun ki bilmiyorum. Tek bildiğim şey onun katil olması. Katil mi dediniz, anlamadım. Anlatayım. Erol hemen İstanbul'a gelip senelerin çilesini çeken Hayat Çiçeği'ni aradı. Fakat hiçbir yerde izine rastlayamadı. Bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendi boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında külen, olmaya razıyım sevgilim senin. Canım fenadır senin yoluna, günahların da benim boynuma. Çıkalım seninle Bağdat yoluna. Bir gurbe daha içelim, beraber gideriz. Olmaz. Kız kardeşim evde yalnız, beni bekler. 10 dakika sonra kalkarız, hı? Tamam. Allah rızası için çiçek isteyen yok mu? Bu zavallıyı kırmayın. Bir çiçek alın ne olur. Sağ ol oğlum. Sen de sağ ol ana. Anama dedin. Hı? Ben bu kelimeyi senelerdir duymadım. Çekil yolundan be ayaş kadın. Ey ahbap, anan yaşında bir kadını yere itmeye utanmıyor musun? Sana ne be, sen içmene bak. Bakmasam ne olur? Ne mi olur? Ah!
Allah! Bir namussuza cezasını ver. Senden bir ricam var. Sarıyer Dere Mahallesi 3 numarada kardeşim olur. Ona haber veriver. Peki! Kim yaraladı bunu? Ben. Buyurun karakola. Etmemin sebebi... Evet, sizi dinliyorum. Önce... üzülmeyeceğinize söz verin bana. Yoksa abime bir şey mi oldu? Yok, hayır. Yalnız meyhanede arkadaşlarıyla otururken... kavga çıktı da karakola gitti. Biraz geç gelecek, ona haber vermeye geldim. Abime bir şey olmadığına emin misiniz? Elbette, abiniz çok iyi bir insan. Ona bir şey olmasını kimse istemez. Hadi... üzülmeyi bırak. Sil gözyaşlarını. İçim rahat gideyim. Abim gelene kadar gitmeseniz olmaz mı? Ben de kalmak isterdim ama... beni de... neden merak ederlerdi. Teyze, şu kısa zamanda kendimi size karşı çok yakın hissettim. Acaba neden? Bilmem. Bende de öyle bir his var. Ağlıyor musunuz? Çocuklarım hatırıma geldi. Sağsalar. Benim de senin kadar bir kızım. Abin kadar bir oğlum olması lazım. Ne oldu çocuklarınıza? Onları ufak yaşta kaybettim. Ben gidiyorum. Dertlerimle sizleri üzmek istemem. Gene gelin teyze. Burasını kendi eviniz kabul edin, olur mu? Gelin. Bekliyorum. Gelirim. Çok sevdim. Mutlaka beklerim. Güle güle. Tarzan baba. Sağ olun. Hayrola bey? Burası sizin? Allah kısmet ederse evet. Niye sordunuz? Satın almak istiyorum da. Bu kulübeyi satar mısın? Evet, satarım. Erol inşaatı bitirdi. Seneler evvel kaybettiği hayat çiçeğini muhakkak bulması lazımdı. Onu unutmadığını, seneler senesi aşkını içinde gömdüğünü anlatması için... bu köşke onsuz bir daha girmeyecekti.
Bu köşk onun hayat çiçeğini bekliyordu. Dediklerimi unutma. Emredersiniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle beyim. Zavallı beyim. Yok mu? Abim hapisten çıkana kadar sabredemez misiniz? Olmaz! Kira vermeyen evimde oturamaz! Herkese rezil ettin beni teyze! Defol git kız! Ben onu bunu dinlemem! Thank you.
kadına benzettim de. Kız orada dikileceğine eşyalarını çıkar. Yoksa hepsini pencereden atacağım. Eşyalarımı atma. Kiraya karşılık tutarsın. Ne kadar borçları var? 5 aylık. 200 liradan 1000 lira. Bir dakika. Buyurun. Bak kız, ayın 1'i dedim mi buradayım. Siz merak etmeyin. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu iyiliğinizi hayatım boyunca unutmayacağım. İçeri buyurmaz mısınız? Bir kahvemizi içersiniz herhalde. Sizi rahatsız etmiş olmayayım. Yok, hayır. Buyurun, rica ederim. Aa, bak herifi içeri aldı. Namuslu bildiğimiz kızı gördün mü? Ayol, hemen kötüye yorma Hayriye. Kötüye yorma ne demek? Gözümün önünde olan bir şey bu. Pes, artık namuslu insan kalmadı. Hiç tanımadığımız elin adamı gelsin sana yardım etsin de ev sahibi etmesin ha. Bak Kader, bu yabancı adam eve gelip gitmesin. Sana itimadım var ama gene de tedbirli ol. İnsanlar belli olmaz. O öyle bir insan değil ki abi. Çok iyi ve müşfik bir insan. Abine söyle, bir ihtiyacı varsa elimden geleni yaparım dedi. Bu adamın hareketleri bana garip geliyor. Neden bize bu kadar yakınlık gösteriyor bir türlü anlamıyorum. Ben de abi, garip buldum. Vakit tamam. Alasmaldık abi. Güle güle, kendine iyi bak Kader. Niçin beni buraya getirdiniz? Bir türlü anlamıyorum. Bu sorunda haklısın kızım. Bu manzara, bu ağaç, bu köşk benim mazimden birer parçadır. Buralara mazimi hatırlattığı için her zaman gelirim. Nasıl, bu manzarayı beğendin? Çok güzel, içim ferahladı. Birdenbire annesizliğimi, babasızlığımı, çekmiş olduğum bütün sıkıntıları bir anda unutuverdim. Sanki bir zamanlar buraya gelmişim gibi bir his doğdu içime. Ne tuhaf bir his. Buraları hiç yadırgamadım. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Korkuttumsa beni affedin. Siz bana gençliğimde sevdiğim bir kızın acı hatıralarını hatırlattınız. Sanki siz onun bir parçasınız gibi bir his doğdu içime. Siz de daha doğrusu onu buldum. Burada, bu ağacın dibinde birbirimize aşkımızı itiraf ettik. Birbirimizden ayrılmayacağımıza söz verdik. Bir zamanlar bu köşkün yerinde ufak bir kulübecik vardı. Birbirimizin olduğumuz gün, buraya ileride zengin olunca bir köşk yaptıracağımıza söz vermiştik. Ben onu kaybettikten seneler sonra gelip bu köşkü yaptırdım. Onu bulup tatlı ve acı hatıralarımızı yaşamak için. O sevdiğiniz insan ne oldu? Bilmiyorum. 18 sene evvel fakir bir doktorken kaybettim. O günden sonra ne gördüm ne de izine rastladım. Bir de ondan yüzünü görmediğim bir çocuğumuz olması lazım. Sizi dertlerimle üzdüm, kusura bakmayın. Elimden gelse de dertlerinize ortak olsam. Sizin benim dert ve ıstıraplarıma ortak olduğunuz gibi. Böyle düşünmen kafir kızım. Köşkümü görmeyi arzu eder misiniz? Size bağlı. Hadi gidelim. Ver şabanı, ver şabanı, verdiğin yetmez yabanı. Kim acaba? Oo, buyurun, buyurun. Buyursunlar efendim. Buyurun, 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 çekinmeyin, buyurun. Bir arzınız? Şimdilik yok. Yapıldığı günden beri ilk misafirimiz sizsiniz. Buna çok memnun oldum. Çok zevkli döşenmiş.
Böyle bir evim olmasını öyle arzu ederdim ki. Arzu ederseniz hemen olur. Yok, yanlış anlamayın. Abinizle gelip burada benim yanımda oturabilirsiniz. Ah, çok iyisiniz. Bu resim kimi? Her şeyimi verebileceğim insan. Çok güzel bir kızmış. Başka yerlerde görmeyecek misin? Tabii. Allah rızası için bir çiçek almaz mısınız? Teyzeciğim, bir demet çiçek verir misin? Sağ ol. Çiçekler. Çiçek versene abla. Buyurun. Çok güzel çiçekler. Bir çiçek de bana verir misiniz? Allah rızası için. Bir tane için. Rica edeceğim. Mersin. Sağ ol. Hayri, hayri, şuraya bak, çifte kumrular geliyor. Allah'a ısmarladık. Aa, bunlar artık iyiden iyi azıttılar ayı. Abi ise hapisten çıktı, demin bendeydi. Hepsini bir bir veriştirdim. Bakalım ne cevap verecek ona. Yardımınıza teşekkür ederim. Rica ederim, güle güle. İyi günler. İçimdekilerin hepsini döktüm, iyi etsin. Pek güzel etsin söylediğimi. Her şeyin bir hududu var. Namussuzluğu alıyordu. Her şeyin bir olduğu yolda mı var canım? İyi etmedin ama abisine söylediğini. Ya şimdi kızı dayaktan öldürürse? Pek de iyi etsin. Ya geberir ya da ıslanır, oturun bir kenarda. Abi! Abicim benim. Çekil yanından. Ben senin abin değilim artık. O ne demek abi? Sen benden daha iyi biliyorsun. Kısa bir ayrılığından faydalanıp şerefimizi ayaklar altına mı alacaktın? Sözlerinden bir şey anlamıyorum. Abi! Sus kahpe! Bu paketler, dolaptaki elbiseleri neyle aldın? Namus ve şerefimizi satarak değil mi? Defol evimden! Kardeşim değilsin artık. Hayır Fikret Bey. Kardeşinize haksız muamele ediyorsunuz. Siz kimsiniz? Her şeyini kaybetmiş, zengin fakat zavallı bir ihtiyar. Ne demek istiyorsunuz? Kardeşiniz kadere ait, duyduğunuz şeylerin aslı yok. Hepsi dedikodudan ibaret. Ona gereken yardımı ben yaptım, hiçbir menfaat gözetmeden. Buna Allah şahit. Sen kardeşimi baştan çıkardın. Namus ve şerefimizi sen ayaklar altına aldın ha! Sizin namusumla temin ederim ki böyle bir şey yok. Ben kardeşinizi eşyalarını sokağa atıldığı zaman tanıdım. Ona evladım gibi yardım ettim. Halen ikinize de yardım etmeye hazırım. Sizden yardım isteyen yok artık. Defolun evinden. Gidiyorum oğlum. Yalnız şunu söylemek isterim ki kardeşiniz söyledikleri gibi kötü bir insan değildir. Dediğim kadar dön. Yalnız ona böyle bir harekette bulunmayacaktım. Sus, konuşma artık. Nereye abi? Abi. Boynu benim, boynu bükük çocuğum. Sen meyhanede benim için kavga eden değil misin? Evet. Demek hapishaneden çıktın, benim için katil oldun evlat. Gel evladım, seni bir öpeyim, bir anne gibi. Benden iğrenmezsen tabii. O ne biçim söz? Beni ayıplama sakın. Sağsa benim de senin kadar bir oğlum var. Onu kaybedeli seneler oluyor. Bana müsaade, hakkını helal et. Helal olsun. Teyze! Teyze! Teyze, ne oldu sana?
Çok özledim. Ben neredeyim? Evinizde. Benim evim yok ki. Yolda giderken birden düşüp bayıldınız. Ben de sizi alıp evime getirdim. Çok, çok teşekkür ederim. Sizleri daha fazla rahatsız etmem doğru olmaz. Ben gideyim artık buradan. Teyze. Teyze. Olmaz teyze. Burada bizim yanımızda kalın. Sizin gibi bir anneye ihtiyacımız var. Öyle değil mi kardeşim? Evet abi. Kalamam. Benim yerim namuslu insanların yeri değil. Ben batakhanelerin gülüyüm. Beni orası paklar. Ben derdimi ancak orada unutabiliyorum. Ben seneler evvel kaybettiğim çocuklarımın hasretini o batakhanelerde yaşayarak unutuyorum. Ben her türlü kötü şeylere alışmış zavallı bir kadınım. Sizin namuslu yuvanızda benim yerim yok. Yok. Teyzeciğim, biz abimle seni ne olursan ol bir anne olarak kabul ediyoruz. Gel burada yanımızda kal. Bir anneye öyle ihtiyacımız var ki. Senelerdir onun hasretini çektik. Bunu nereden buldunuz? Eski bir hatıra. Küçükken rahmetli annem vermişti. Anneniz rahmetli ha? Evet. Niçin sordunuz? Hiç merak ettim de. Çok güzel bir kolye. Onu hiç boynunuzdan çıkarmayın. Anneniz mezarında rahat uyusun. Öyle değil mi? Oğlum! Kızım! Kalıyorsunuz değil mi? Beni bu halimle yuvanıza kabul ettiğinize göre... kalıyorum. Benim de sizler kadar çocuklarım var. Acaba onlar da beni kötü bir kadın olduğumu bilerek affeder ve yanlarına alırlar mıydı? Neden almasınlar? Siz kaderin oyuncağı olmuş zavallı bir annesiniz. Siz melek gibi bir insansınız. Sağ ol. Oğlum. Çok iyisiniz. Seneler sonra benim durumumda bir kadın karşınıza çıksa... ben annenizim dese... onu anneliğe kabul eder misiniz? Tabii ederiz. Tabii ederiz. Teyze... çocuklarınızın kim olduğunu... ve nerede oturduklarını bana söyleyin... gidip onlarla konuşacağım. Yok, istemem. Sizler beni affedin. Bir anne olarak yanınıza alın kâfi. Onların sevgisini sizde buldum. Beni onların yerine affedip... anneliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, kabul ediyoruz. Siz bizim annemizsiniz. Evlatlarım, çocuklarım... senelerdir çektiğim evlat hasreti nihayet buldu. Bu zavallı annenin hayat hikayesini size anlatayım.
Ben de bir zaman genç, güzeldim. Bir gençle deli gibi seviştik. Abdi. Emredin efendim. Bir şey viski getir. Haddim olmayarak söylüyorum, bu akşam fazla içtiniz. Hem de viski kalmadı. İşlerime karışma, hadi ne varsa onu getir. Hiçbir viski nevi kalmadı. Sana ne diyorsam onu yap. Evet, evet, teşekkür ederim. Mehmet Bey, fabrikayı satılığa çıkarmanızı istiyorum. Artık buraya yerleşeceğim. Kimsiniz? Bilin bakalım ben kimim? Kader, senin burada ne işin var? Dünkü hadise için sizden abim namına özür dilemeye geldim. Gelmemeliydin. Bu hareketinle beni ne kadar müşkül durumda bıraktığını biliyor musun? Demek buraya gelmemi istemiyorsunuz. Ben de giderim. Sizi rahatsız ettim, özür dilerim. Kader! Sözlerimi yanlış anladın. Ben seni düşünerek söyledim. Burası senin evin. Her zaman gelebilirsin. Ben de seni görmek arzusundaydım. Bütün gece hep seni düşündüm durdum. Beni düşündünüz demek. Evet. Sizin gibi güzel bir kız düşünülmez mi? Beni güzel buluyorsunuz öyle mi? Evet kızım. Rica ederim bana kızım demeyin. Ben sizin kızınız değilim. Ve hiçbir zaman da olamam. Bu şekilde konuşmanızın sebebi ne? Sizi seviyorum ben. Kader? Efendim? Ben de seni sevdim, sen de onu buldun. Demek siz de beni sevdiniz. Evet. Yalnız ben yaşlı bir adamım. Senin beni sevmen doğru değil. Onun için bu aşkı içimize gömelim, unutalım bunu. Hayır, sensiz yaşayamam ben, öldürürüm kendimi. Bu kararı verirken hiç düşündün? Evet, düşündüm. İstersen her şeyimle senin olurum. Hem de şu anda. Abimden beni hemen isteyeceksin, değil mi? Evet. Ya seni bana vermek istemezsin? Sana kaçarım o zaman. Böyle düşünme. Onu ikna etmeliyiz. Çocuklarım, evlatlarım, seneler sonra size kavuştum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyze. Teyzeciğim, sana bir sırrımı söylesem, bana yardım eder misin? Tabii ederim. Bir tesadüf eseri, tanıştığım biriyle evlenmeye karar verdim. Yarın gelip abimden isteyecek. Abimi ona vermesi için rica et. Bu kararı verirken iyi düşündün. Evet, ikimiz de birbirimizi seviyoruz. Peki kız, elimden geldiği kadar mesut olmana çalışacağım. Hoş geldin abi. Nasılsın oğlum? Çok iyiyim. İşim çok iyi gitti bugün. İyi. Sen paketleri içeri götürüver kızım. Gel karşıma otur. Senden bir ana oğul gibi konuşmak istiyorum. Sizi dinliyorum. Dinle oğlum. Abi, teyze nerede?
Daha gelmedi. Bir yere uğrayıp gelecekti. Şoför efendi. Teşekkür ederim. Gördüğünüz güzel gençsiniz. Eliniz size çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Buyurmaz mısınız? Mersi. Müsaadenizle. Rica ederim Erol Bey. Erol. Hala. Erol. Hala'nın benim. Senelerdir aradım, bulamadım. Niçin benden kaçtın? Senin yüzüne bakacak halim mi var? Ben bir katil olmuştum. Biliyorum. Seneler sonra babam söyledi. Babam mı? Evet. O günden sonra İstanbul'a gelip seni aramadığım yer kalmadı. Sana verdiğim sözü yerine getirebilmek için o ufacık kulübeyi alıp buraya yaptırdım. Her gün senin hayalinle avunup durdum. Tek tesellim senin resimlerindi. Seni bulacağıma emindim. Ben de seni seneler senesi unutmadım. Sen buraya niçin geldin? Kızımın düğününe. Kızının mı? Ya, evet. Ama beni esas anneler olarak bilmiyorlar. Sen onları nereden tanıdın? Hatırlıyor musun? Şu ağacın altında bana bir kolye vermiştin. Evet. Onu kızım Kader 3 yaşındayken boynuna takmıştım. Seneler sonra onu boynunda görünce tanıdım. Fakat onlara söylemedim. Aman Allah! Kader, benim kızım öyle mi? Hayır. Annen olan çocuğumuz Fikret. Fikret mi? Demek Fikret benim oğlum. Teyze! Hoş geldiniz teyze. Neden geç kaldınız? Enişteyi beğendiniz mi? Beğendim. Allah onları mesut etsin. Kader nerede? Bilmiyorum. Buralarda olması lazım. Gidip bakayım. Beni affet Nala. Onca senden bir parça bulmuş. Seni alıp kendine has baş. Ne? Kızım! Kader! Affet beni Kader, affet. Ben senin hayatına kıydım. Ben seni öldürdüm. Her ikimiz de büyük bir suç işledik. Sen kendini böylece suçtan kurtardın. Ya ben, yaşadığım müddetçe günahımın ıstırabını çekeceğim. Kızım!
Allah'ım, sen bu günahkar kullarını affet. Affet Allah'ım. Kardeşimin ölümüne sen sebep oldun. Ben de seni öldüreceğim. Vur. Beni öldürmekle kaderi tekrar dünyaya getireceksen vur. Hiçbir zaman senin katil olmanı istemiyorum. Ben günahkar bir adamım ama sen bir katil olmamalısın. Sus sefil adam, sözlerinle beni kandıramazsın. Dur! Vurmak istediğin adam öz babandır. Babam? Babam mı? Evet oğlum. Baban. Bu sefil adam benim babam olamaz. O sefil bir insan değil. Hadiseler onu öyle yaptı. Oğul, bir gün size bir hikaye anlatmıştım. O hikayenin kahramanları bizleriz. Öyleyse sen benim annemsin. Evet yavrum. Annenim. Anneciğim. Oğlum. Baba! Oğlum! Oğlum benim! Babacım! Baba! Oğlum! Bu günahkar babanı affet! Affet oğlum! Ben bildiğin kadar kötü bir insan değilim! Seneler senesi annenin senin hasretinle yanıp tutuştum! Sizleri bulduğum anda hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim! Bir günah işledim! Bu günah beni mahvetti oğlum! Baba! Oğlum! Oğlum! Anne, derhal arzularınızı yerine getireceğim. Sağ ol oğlum. Babam nerede? Demin aşağıya indi, burada olması lazım. Nalan ve Biricik oğlum, bu pusulayı okuduğunuz zaman ben bu dünyadan ebediyen ayrılmış olacağım. Siz mesut olun, benim sizin aranızda yerim yok, elveda. Baba! Erol!